Selo'nun havalimanına indik. Havalimanından çıkmadan X-ray cihazı için sıraya sokuyorlar. Kontrol var. Bayağı uzun bir kuyrukta bekliyoruz. İlk defa böyle bir şeye denk geldik. Diğer Avrupa ülkelerinde daha önce ülkeye girişte böyle bir sırayla, kontrolle karşılaşmamıştık. Bekliyoruz bakalım. X-ray'den geçeceğiz inşallah. Sonra da Barcelona'ya ulaşacağız merkeze. Orada görüşmek üzere. Havaalanından Aile Romans otobüsüne bindik. İkinci terminalden bindik. Şimdi Barcelona merkezine doğru gidiyoruz. Kişi başı 6.75 euro ödedik otobüs için. Burası Barcelona'nın Katalonya meydanı. Böyle birçok yerin ana merkezi gibi, yani buluşma noktası. Şurada Hard Rock Cafe var. Bir önceki gelişimizde tur otobüslerine hemen şurada biniyorduk. Bekleme alanımız burasıydı. La Rambla'da hemen az ileride sol tarafta indiğimizde. Katalan Müzik Sarayı'nın olduğu bina böyle görkemli. Çok güzel ya işlemeler. Ara sokaklarda böyle çamaşırlarla asılı balkonlarla dolu. Katalan bayrakları. Biraz ıssız, o yüzden ilerlemekte çekiniyorum. Çünkü Barcelona'da çok fazla kapkaç ve hırsızlık olayı varmış. O yüzden hep çapraz çanta takın diyorlar. Daha fazla ilerlemeyeceğim. Oradan dönüyorum şu anda. Barcelona'daki Christmas marketlerin bir tanesi Barcelona Katedrali'nin bu önündeki alanda kuruluyordu. Şimdi oraya geldik. Satılan süs eşyalarından çoğu el yapımı. Çok güzel ürünler var. Burada müthiş süs eşyaları var. Şunların tatlılarına bakar mısınız? Buraya bayıldım. Barcelona'da bu tahta olan oyuncaklar, yani bu tahta değil tabii, peluştan yapılmış. Meşhur galiba, her türlüsünü yapmışlar. Böyle peluş oyuncakları da var. Az önceki odun olan süsleyindeyim. Paketler de çok güzel. Bye.
Barcelona Katedrali'nin içini geziyoruz. Daha doğrusu avlusunu, böyle ortada işte yeşillikler var, kazlar, çeşmeler. Değişik bir kilise yapısı. Buraya büyük bir çam ağacı kurmuşlar. Üzerinde de İspanyolca bir şeyler yazıyor. Anlamadım tabii. Burada da böyle küçük boyutlu değişik bir sahne var ama ne olduğunu şu an anlayamıyorum. Gaudi'nin ilk evi olan Vigens evine gideceğiz. Biraz uzakta kalıyor. Metro ile gitmeye karar verdik. Şimdi bilet alacağız şu makinelerden. Şu Fontana'da inmemiz gerekiyor. Sevgili kalıyor. Ne kadar? 3 yapsana şurada. Almamaya çalışıyoruz. 72 saat 96. Single, tek bilet. Burası galiba bir müze. Şimdi bakacağız. Değişik ya. Dünden beri şu matkap sesinden kurtulamıyoruz. Otelin yan tarafında da bir inşaat var. Burada da matkap sesi eşliğinde. Beni dışarıdan çekiyorum. Adam yani gerçekten şey, değişik. Böyle mimarisi çok farklı. Şimdi Casa Mila ve Casa Batlló'ya da gideceğiz. Farklı olmayı seviyormuş Gaudi. Barcelona'nın gotik sokakları arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Yürüdüğümüz bu sokak portakal ağaçlarıyla dolu, sıralı. Yine Gaudi'nin elinden çıkmış bir yapının önündeyiz. Mozaik işlemeleri, detaylar çok güzel. Camlarda vitray var. En pahalısını buldum. Evet, Barcelona'daki emlak fiyatları en pahalı galiba 1 milyon 200 bin euro. Burada da 1 milyon 140 bin euroluk bir daire var. €900 bin. Şöyle bir apartman.
604 bin euro. Gracia Caddesi'nden Katalonya Meydanı'na doğru iniyoruz şu anda. Bu cadde üzerinde işte Gaudi'nin o iki tane meşhur yapısı Casa Batlló ve Casa Milà var. Biraz aşağıda bir tanesini gördüm. Casa Milà galiba burası. Şu köşede solda. Casa Milà'dan sonra Casa Batlló'ya geldik. Buranın da girişi ücretli maalesef. 28 euro. Yanındaki bu bina da çok güzel. Burası Example bölgesi olarak geçiyor. Çok güzel bir caddesi var. Sağda solda lüks mağazalar var. Christmas dönemi olduğu için de böyle cadde boyunca asılı yıldızlı süsleri var. Akşam bu caddeden tekrar yürüyeceğiz. Akşamları da bu vitray pencerelerden ışıklar yansıyor. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Barcelona'da ikinci günümüzdeyiz ve Example bölgesini gezmeye devam ediyoruz. Burası tarihi, gotik tarzdaki binalarla dolu. Hepsi birbirinden güzel. Böyle kafam yukarıda dolaşıyorum. Hepsinin güzel minik balkonları var. Buradaki binaların çoğu 1800'lü yılların sonunda yapılmış. Hepsinin üzerinde yılları yazıyor genelde. Birkaç tane böyle 1892 yazanları gördük. Bozmamışlar. Çok güzel. Balkonlardan yeşillikler, bitkiler sarkıyor. Plaça España'ya doğru yürüyoruz. Yine yol boyunca çok güzel binalar var. Yukarıya baka baka ilerliyorum. Espana Meydanı'na geldik. Bu meydanın simgesi. Şu heykel. Şurada hobi var. Burada Barcelona Arenası. Burada bir yer. Arenanın çatısına buradan çıkılabiliyor. 360 derece manzarası izleyebiliyorsunuz. Şöyle asansörle yukarı.
yukarıya kadar çıkıp arenanın çatısına çıkılıyor. Fiyatını göremiyorum ama şimdi soracağım. Bilet alınıyor şuradan. Aa, 1,5 euro. 1,5 euroymuş. Makineden şimdi bilet alıyoruz. Asansörle de yukarıya çıkacağız. Asansöre bindik. Oo, manzara güzel. Yukarıda restoran ve kafeler de var. Şu an Barcelona Arenası'nın terasındayız. Casa de la Premsa'ya doğru gidiyoruz. Yürüyen merdivenle yukarıya çıkılıyor. Şu bina. Bayağı yukarıda kaldığı için birkaç farklı yürüyen merdivenle yukarı çıkılıyor. Şimdi artık şuradaki merdivenlerden çıkacağız. Yukarıda bizi çok güzel bir manzara karşıladı. Barcelona'yı yine yukarıdan seyretmek için çok güzel bir nokta burası. Barcelona'daki 3. günümüzden herkese merhabalar. Bugün hava çok güzel. La Sagrada Familia Kilisesi'ne doğru yürüyeceğiz. Biraz uzun yolumuz var ama hava güzel olunca keyifle yürüyeceğimizi düşünüyorum. Orada görüşürüz. Aramla Caddesi, bizim Taksim Meydanı gibi düşünün. Daha doğrusu İstiklal Caddesi gibi. Taksim Meydanı da Katalonya Meydanı gibi düşünebilirsiniz benzetmek gerekirse. Şimdi hemen La Rambla'nın karşısından otelimizin sokağına girdik. Eşyalarımızı bırakıp tekrar gezmeye çıkacağız. Arc de Triomphe'a geldik.
Burası kocaman bir kemer, triyomf kemeri diye geçiyor diğer adıyla. Kemerin diğer tarafı da böyle. Uzun bir meydan var. Sultanahmet Meydanı gibi. Bitmeyen kilise olarak isimlendirilen La Sagrada Familia'ya geldik. Buranın hikayesi şöyle, 1882 yılında yapımına başlanıyor. 1883 yılında da Gaudi devralıyor kilisenin inşasını. Fakat 1926 yılında Gaudi tramvay kazasında hayatını kaybediyor. 1926'dan bu yana kilisenin orijinal çizimleri bulunamadığından varsayımlar üzerinden projeye devam ediliyor. Gaudi 43 yıl boyunca kendini bu kilisenin yapımına adamış. Maalesef ömrü bu projenin sonlandığını görmeye yetmiyor. Bu yapım aşamasında Gaudi işte sürekli soruyorlar neden bu kadar uzun sürdü bu inşaat bitmiyor hala diye. O da böyle esprili bir yanıt veriyor. İşverenim çok aceleci değil diye bir espri yapıyor. Ciutadella Parkı'na geldik. Doğru mu okudum bilmiyorum ama İspanyolca. Burası çok büyük bir park. Bu kısmında böyle küçük bir gölet var. Ördekler, kuşlar yüzüyorlar. Arkaya doğru devam ediyor. Çok büyük bir park. Parkın bu tarafında da böyle bir gölet varmış. Şimdi kayıklarla da geziliyor. Çok güzel bir park. Barcelona'ya gelirseniz mutlaka gelin. Hepsinin boynunda numara var. Şimdi açıyorum.
Kayıkların 30 dakikası maksimum 2 kişilik olanı 6 euro yazıyor zaten karşıda. 3 kişi olursa 9 euro. 4-5 kişi olursa da 10 euroymuş. Barcelona'nın Elburn bölgesine geldik. Burada da yine gotik tarzdaki binalar göze çarpıyor. Elburn bölgesinde ara sokaklar arasında dolaşıyoruz. Labirent gibi. Gel şuradan. O taraftan bir yer. Ama orası caddeye çıkar. Biz bu tarafa gideceğiz. Neyse gel. Barcelona'nın sahil kesimine geldik şimdi. Mol de la Fusta denilen bir bölge. Burada Christmas pazarları mı kurulmuş bilmiyorum ama ışıklandırmalar yapılmış. Böyle sahil kenarına güzel ışıklandırmışlar. İleride de büyük bir dönme dolap var. O tarafa doğru ineceğiz. ...2016 yılının Temmuz ayında geldiğimizde şu yengeçin altında bir fotoğrafım vardı. O fotoğrafımı çok seviyordum. Belki bulur, onu da buraya iliştiririm. Eskisi yenisi gibi. Once if I have like grown up money, I'm just gonna go to one of these markets. Sol tarafımız deniz. Marina'nın sonunda böyle bir alışveriş merkezi var. İçeride mağazalar vardı. Şöyle bir bakıp çıktık kısaca. Şimdi geriye dönüyoruz. Restoranlar var. Hemen girişinde. Ama bomboşlardı. Herhalde sezon olmadığı içindir. Ne
Christoph Colombo heykelinin olduğu yere geldik. Sahilde burası. Christoph Colombo'nun Amerika'yı keşfettiği söyleniyor. Son günümüzde uçak saatine kadar beach tarafına indik. Christoph Colomb heykelini gördük ilk önce. Şimdi yine tekrar dün akşam yürüdüğümüz ışıklı yoldan sahile paralel ilerliyoruz. Hava da çok güzel bugün. Dün şu iskeleden buruna kadar yürümüştük. Karşıdaki alışveriş merkezi. Daha önceki geldiğimizde iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık vardı tabii yaz olduğu için. O zaman denize de girmiştik. Böyle güzel bir meydanı var. Şimdi dönüşte Marina'nın karşı tarafındaki caddeden yürüyoruz. Burada da sağda kafeler, restoranlar var. Marina'nın yanındaki yol. Gel şuraya bakalım. Barcelona sokaklarında çok fazla motosiklet gördük. Şehirde motosiklet çok kullanılıyor anlaşılan. Her kaldırımda böyle sıra sıra motosikletler var. Yere doğru da dolu. Katalanya meydanında A2 otobüsüyle binerek havaalanına geldik. A2 otobüsleri terminal 2'ye geliyor. Eğer terminal 1'e gelmek isterseniz de A1 otobüsüyle biniyorsunuz. 35 dakika kadar sürüyor. Seyahatimiz burada bitti. 3 günlük Barcelona çok keyifli geçti. Ama bence ideali 4 gün olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü biz park böyle falan gitmedik. Bir önceki gelişimizde gitmiştik oraya. Bence rahat rahat hakkını vererek gezmek isterseniz bir 4-5 gün geçirmelisiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni seyahatlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.